Terminalde de diğer bütün mülklerimizde olduğu gibi 10 yıllık kiraya çıkacağız. 5 yılı peşin ödenmek şartıyla. Edirne Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda 18'i gündem, 1'i gündem dışı toplam 19 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddelerinde belediyeye ait 70'e yakın taşınmaz için Haziran ayında ihaleye çıkılması konusu görüşüldü. Edirne Otogarı'nın da aralarında bulunduğu taşınmazlarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Gürkan, kiracılardan 5 yıllık kiranın peşin alınmasını ifade etti. Belediye kiracıları ile ilgili hem pandemi nedeniyle hem de kendi özel şartlarımız nedeniyle, Edirne'nin şartları nedeniyle uzun süredir ecrimisiyle kiralama işlemlerimiz veya belediye mülklerinin çalıştırılması işlemleri devam ediyor. Bununla ilgili mevcut kiracıların da haklarını korumak adına bizim de kiracılarımızın da birçok çalışması oldu, birçok girişimi oldu. Biraz da onun için bekledik açıkçası, ihaleye çıkmak için tümünü. Ama bugüne kadar istediğimiz anlamda çok mesafe alamadık. Bunun detaylarına girmek istemiyorum, herkes biliyor bunu. Özellikle Belediye Kiracıları Derneği Başkanımız Ayhan Bey'in bu konuda çok ciddi çabaları oldu. Mücadeleleri de oldu diğer kiracılarıyla beraber. Ama maalesef istediğimiz gibi bir sonuç oluşmadı. Kuşkusuz zorunlu olduğumuz hizmetler var belediye olarak. Bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim vatandaşın karşısına çıkıp işte paramız yok, gelir elde edemiyoruz, şu bu deme şansımız yok. Belediye olarak elimizde ne gücümüz, ne yetkimiz, ne imkanımız varsa hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından bunların hepsini kullanacağız, kullanma kararlılığındayız. Bu bağlamda Ocak 2022 ayında altyapı kredisi için 180 milyon TL'lik yetki vermiştiniz. 4 ayı geçtik. Hala İller Bankası'ndan ne nakdi kredi ne de teminat mektubu noktasında hiçbir geri dönüş yok. Ama biz altyapının kalan zor kısmını, içme suyu depoları, güney çevre yolu yağmur suyu hattı, Koca Sinan Mahallesi'nde kalan çok az 6 sokaklık bir iş ve bu su depoları arasındaki ana hat bağlantılarını bu yıl yapmak ve bitirmek zorundayız. Bunun için de paraya ihtiyacımız var. İnşallah yanılırım ama İller Bankası'ndan çeşitli nedenlerle, burada suçlayıcı bir konuşma da yapmayacağım, çeşitli nedenlerle bu kredinin kısa sürede gelmeyeceği ortada. O yüzden kendi yağımızla kavrulacağız. Haziran ayında 10 yıllık kiralama ihalesine çıkacağız. Açık ihaleyle çıkacağız. Ve kiracılarımızdan da yani kiracımız olmak isteyen arkadaşlardan da 5 yıla kadar kiraların peşin olarak alınmasını şartnameye koyacağız. AK Parti grubunun otogardaki işletmelerin ayrı ayrı ihale edilmesi yönündeki talebine sıcak bakmadıklarını söyleyen Başkan Gürkan, kimse babamızın oğlu değil, kimseyi korumuyoruz dedi. Terminalle ilgili de tabii ki şartnamede kendi grup toplantımızda da arkadaşlarımla konuştuk. Terminaldeki yapısal eksikliklerin giderilmesi, bakım onarımının yapılması, onların da şartnameye encümen tarafından koyulmasıyla beraber terminalde de diğer bütün mülklerimizde olduğu gibi 10 yıllık kiraya çıkacağız. 5 yılı peşin ödenmek şartıyla. Ayrı ayrı da çıkılabilir bir yöntemdir o. Ama az önce de ifade ettiğim gibi belediyenin gelire ihtiyacı var. Ve biz bu geliri elde etmek zorundayız. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar Ayhan Bey, olmuyor. Tadilat ve revizyonla alakalı soracaktım, söylediniz zaten. Tabii tabii, encümen o şartnamede düzenleyecek onları. Yani hangileri... Arkadaşlar açık ihale yapacağız biz. Kimse babamızın oğlu değil. Kimseyi de korumuyoruz. Yani birilerinin zannettiği gibi. Açık ihale yapacağız. Şartları tutan herkes girebilir. En yüksek bedeli veren de alır işletmesini yapar. Bakın 2010-2012 arasında belediye 6 kez ihale yapıyor. 6 kez ihale yapıyor. Bir tane giren yok. Otogar duruyor mu o dönemde? Durmuyor. Otogar çalışmaya devam ediyor. İnsanlar taşınmaya devam ediyor. Firmalar para kazanmaya devam ediyor. Belediye ne kazanıyor? Belediye ne kazanıyor? Hiçbir şey. Bizim kiracı tercihimiz yok. Hiçbir işletmemizde. Şartları taşıyan girer. En yüksek payı veren, payı veren alır ihaleyi işletir. Biz esnafımızı, Edirne'li esnafı koruyabildiğimiz kadar koruduk. Ama artık belediyenin korunmaya ihtiyacı var. Bakın vatandaş yol bekliyor. Yani kimse kusura bakmasın, alınan da alınsın. Şu Türkiye'de bizden daha çok kiracılarını koruyan bir kurum varsa, Milli Emlak da dahil, vakıflar da dahil, diğer belediyeler de dahil varsa çıksın söylesin. 9 ay hiç kira almadık kapalı olanlardan. Açık olanlardan da %25'e düşürdük.
Mecliste ayrıca taksici ve servisçiler odalarının plan ve bütçe komisyonunda görüşülen zam talepleri değerlendirildi. Komisyonun ortalama %26,06 oranında zam uygun gördüğü yeni taksi ve servis ücretleri tarifesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.